Gençler merhabalar. Arkadaşlar bu videoda Faruk Nafiz Çamlıbel'i tanımış olacağız. Faruk Nafiz Çamlıbel 1898 yılında İstanbul'da doğmuş ve gene 1974 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in edebi şahsiyeti anlamında baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir maddeler halinde görelim. Faruk Nafiz Çamlıbel Türk şair, siyasetçi ve öğretmendir. Tabii ki Faruk Nafiz Çamlıbel hayatının ilk gençlik yıllarında diyelim öğretmenlik yapmış. Türkiye'de iki şehrimizde öğretmenlik yapmıştır. Ayrıca burada 1946 ila 1960 yılları arasında bir Demokrat Parti'de milletvekilliği yapmıştır 3 dönem. Ayrıca arkadaşlar gençlik yıllarından itibaren hayatının son dönemlerine kadar şiir yazmış olan birisidir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in edebiyat dünyasındaki en önemli özelliği beş hececi diye tabir ettiğimiz veya hecenin beş şairi olarak adlandırılan şairlerin en ünlüsüdür arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Beş hececi diye bildiğimiz şairlerin en ünlüsü, bu konuda şiir yazma sanatı bakımından en önde gelen kişisi Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. 18 Mayıs 1898 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Faruk Nafiz Çamlıbel her ne kadar İstanbul'da doğup orada gençlik yılları geçmiş olsa da Anadolu'ya karşı çok özel bir ilgi göstermiş ve sanatı bakımından Anadolu insanını anlatmayı, Anadolu coğrafyasını şiirlerine yansıtmayı son derece önemsemiş. Bu konuda da bilinçli olarak hareket etmiş olan şairlerimizden birisidir. Ayrıca şairimiz Kayseri ve Ankara'da öğretmenlik yapmış, daha sonra da bir dönem milletvekilliği yapmıştır. Faruk Nafiz'in edebi eserlerine baktığımız zaman 3 türden eser verdiğini görüyoruz gençler. Bunlar tiyatro alanında, roman alanında ve şiir alanında olmak üzere bu 3 dalda eser vermiştir. Ancak Faruk Nafiz Çamlıbel bu 3 dalda eser vermesine rağmen en başarılı olduğu alan şiir alanıdır. Biz de daha çok onun şiir sanatı bakımından edebi özelliklerine değiniyor olmamız bile zaten onun şiir konusunda son derece başarılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca tiyatro ve roman türünden eserleri de mevcuttur. Eserlerine baktığımız zaman hem bireysel duyguları hem de toplumsal konuları yer yer ele almıştır. Ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in en önemli özelliği gençler, şiirlerine baktığımız zaman Anadolu insanını anlatıyor olması, Anadolu coğrafyasını önemsiyor olması, yani Anadolu sevgisini anlatması onun şiirinin en karakteristik özelliklerinden birisidir. Şiirlerinde konu olarak aşk, özlem, doğa, ölüm, kahramanlık, ihtiras gibi temalar ele aldığını gözlemleyebiliyoruz. Tabii arkadaşlar burada Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiiri dediğimiz zaman 10. Yıl Marşı'nın yazılmasını sağlayan iki önemli şairden birisi de Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Ortak olarak yazmışlardır Behçet Kemal Çağlar'la birlikte. Dolayısıyla 10. Yıl Marşı da yazıldığı dönemde dillerden düşmeyen, hala günümüzde de okunan, bilinen, tanınan önemli şiirlerden birisidir. Faruk Nafiz'in şiirlerinde gene realizm ve romantizm etkisiyle yazdığı şiirler vardır. Bu iki tür her ne kadar birbirine zıt gibi görünse de bu iki türden de eğilimler almış şiirlerine. Dolayısıyla yer yer epik, yer yer lirik özellikle şiirler kaleme almıştır. Faruk Nafiz şiire başladığı zaman ilkin gençlik yıllarında tamamen arzu ölçüsüyle şiir yazmasına rağmen daha sonra hece ölçüsüne ağırlık vermiş. Genelde de hece ölçüsünü kullanmış ancak aruzu da tamamıyla terk etmemiş diyebiliriz. Halk şiirindeki gibi uyak ve rediflere şiirinde yer vermiştir. Özellikle redif ve yarım uyak üzerinde şiirlerini temellendirmiştir. Halk edebiyatı nazım biçimlerinin yanında ölçüsüz olarak yazdığı şiirleri de söz konusudur. Faruk Nafiz'in en ünlü şiiri gençler Han Duvarları isimli şiirdir ki Faruk Nafiz Çamlıbel'in lakabı da Han Duvarları Şairi olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bir şairin lakabına kadar
isim olmuş olan Han Duvarları şiiri onu en önemli şiir olarak kabul görür. Han Duvarları şiirinin yazılış hikayesi kısaca şöyledir arkadaşlar. Şairimiz İstanbul'da yaşarken Kayseri'de bir liseye edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. Şeye kadar Niğde'nin Ulukışla ilçesine kadar tren maharetiyle gelen Faruk Nafiz Çamlıbel, oradan Ulukışla ilçesinden yüzlerce kilometre öteye Kayseri'ye bir at arabasıyla yolculuk yapmıştır. Ve bugünlerce yapmış olduğu yolculuğu kaleme aldığı şiiri Han Duvarları isimli şiirdir. Ve bu şiirde gayet Anadolu coğrafyasını, Anadolu insanının oradaki duygusunu, tabiatını, orada kendi yaşadığı duyguları şiirin içerisine bir aşk hikayesi de ilave ederek çok güzel yazmış olduğu şiirdir ki Faruk Nafiz eşittir Han Duvarları demektir gençler. Onun en önemli şiiri budur. Ayrıca mesela şairin Zindan Duvarları isimli bir şiiri daha vardır ki o da Yassıada'da sürgün hayatı yaşarken, hapis hayatı yaşarken duygularını kaleme aldığı güzel şiirlerinden birisidir. O da Zindan Duvarları ismini taşımaktadır. Evet arkadaşlar, Behçet Kemal Çağlar'la birlikte 10. Yıl Marşı'nın sözlerini yazdığından bahsetmiştik. Bu şiir yine onun en önemli şiirlerinden birisi olarak yer alır. Faruk Nafiz, Milli Edebiyat döneminde de şiir yazmasına rağmen gerçek tesirini Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda göstermiş şairlerimizdendir. Eserlerine geldiğimiz zaman gençler, şiir türünde Gönülden Gönüle, Dinleney'den, Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi, Sudaki Halkalar, Han Duvarları, Zindan Duvarları ve Akıncı Türküleri onun önemli şiir kitaplarıdır. Tiyatro türünden ise arkadaşlar Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı gibi çoğu manzum türde yani şiir olarak yazılmış olan tiyatro eserleri vardır. Roman türünde ise Yıldız Yağmuru, Ayşe'nin Doktoru isimli romanları şairimizin önemli eserlerindendir. Ayrıca bu videoda son olarak gençler Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiirine de değinmek isterim. Faruk Nafiz Çamlıbel bu şiirinde kendi sanat anlayışını ifade ettiği çok değerli bir şiirdir ki bu şiir Faruk Nafiz'in sanat anlayışını ifade ettiği bir bildirge niteliğinde olan şiirdir gençler. Mesela bu şiirde ne demiş? Üzerine biraz konuşalım. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz. Evet kıymetli gençler, bu şiire baktığımız zaman Faruk Nafiz'in sanat anlayışını şöyle söyleyebiliriz. Şiirin ilk bölümünde Anadolu'yu, Anadolu insanını yüceltmiş ve yabancı bir şehirdeki kadın heykelini süzen insanlardan bahsetmiş. Dolayısıyla biz diyor kendi sanat anlayışı bakımından yabancı bir şehirdeki bir kadın heykeli bizi çok fazla böyle bir etkilemez. Bizim gözümüze batmaz, biz ondan duygulanmayız. Ancak biz neyden etkileniriz? Anadolu'da yaşayan bir köylü kadının kıvrılmayan belini gördüğümüz zaman, yani Anadolu insanını gördüğümüz zaman ruhumuzda çok büyük, derin tesirler açar diyor ki bu onun Anadolucu bir sanat anlayışına bakış olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Ayrıca diğer bölümde başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz. Arkadaşlar şairimizin İstanbul doğumlu olduğundan bahsetmiştik. Burada Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu insanını anlatmayan şiirlerin önem arz etmediğini ifade etmektedir ki Anadolucu bir sanat anlayışına sahip olduğunu söylemektedir. Başka sanat bilmiyoruz biz, Anadolu'yu anlatmak istiyoruz diyor. Yani işte bir Fransız edebiyatından, bir işte batılı bir edebiyattan biz etkilenmeyiz, biz Anadolu'yu anlatırız diyor. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz ifadesi de gene bir grup şairler ile birlikte yolunu ayırdığını, biz kendilerinin
Anadolucu bir bakış açısıyla memleketçi bir edebiyata yöneldiklerini, Avrupa'yı örnek alan şairler ise ile yolların yollarının ayrıldığını ifade eden, onun sanat anlayışını yansıtan güzel bir şiirdir. Tabi bu şiir biraz daha uzun arkadaşlar. Ben bir bölümünü buraya aldım. Ancak bu bölümleri bile çok vurgulu, etkileyici ve şairin milli bir sanata yöneldiğini, Avrupa'yı sanattan yollarının ayrıldığını ve arkadaşlar Anadolu'yu yücelttiğini ifade eden bir şiir anlayışı yönünde hareket ettiğini söyleyebiliyoruz. Yani burada arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiiri memleketçi edebiyata vurgu yapan çok önemli bir şiirdir. Gençler, bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Faruk Nafiz Çamlıbel'i edebi özelliği ve şiir sanatı bakımından özelliklerini ifade etmiş olduk. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler gençler.